Şimdi Orhan Oğuz'la konuşacağız bunları. Hocam merhabalar. Merhabalar, nasılsınız Nefsin Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi ne diyelim? Yoğunsunuz. Tanıdık vaatler mi diyelim? Tabii şimdi tanıdık vaatler. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1,5 sene önce çıkarttı ve üstünde gerçekten sağlam çalıştılar. Biz de takip ediyorduk. Her iki kanadı da takip ettiğimiz gibi bu tarafı da takip ediyorduk. Şimdi ben hani bu siyasi partilerden ayrı olarak söyleyeyim, ayrı olarak söyleyeyim. Şimdi siyasi liderlerde sosyal güvenlik alanında en deneyimlisi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani aslında üstüne bastığı nokta aslında Avrupa standartlarına girmemizle alakalı bir şey. Aile yükleri sigortası veya aile destek sigortası dediğimiz Avrupa'nın her tarafında var. Yani kısaca şöyle herkesin anlayacağı dilde anlatabilmem gerekirse şu, hani gurbetçilerden şunu duyarız. İşte eve şu kadar para, çocuk 7 yaşına geldi şu kadar euro, okula başladı bu kadar fazla euro gibi bir sistem vardır. Bu da aslında Avrupa'da uygulanan, OECD ülkelerinde ve Avrupa'da uygulanan ILO'ya kayıtlı, yani International Labour Organization, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne imza atmış ülkelerin uyguladığı aile, çekirdek aileye sağladığı standart gelir aslında. Türkiye 1930'da 32'de imza atıyor ILO'ya. Ama ne yazık ki bu aile destekleri sigorta kolu bizde yok. Bizde 8 tanesi var. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun üzerinde duruyor ve çok da doğru yapıyor. Burada ne var? Şimdi sunumdan da gösterirsek arkadaşlara orada da anlatmaya çalıştım. Şimdi bizdeki 8 sigorta kolu bizde mevcut. İş kazalı, meslek hastalıkları, analık, mağlup, yaşlılık, ölüm. Üst taraftakiler kısa vade işte hastalığınız, rapor parası, bilmem ne, iş kazası falan. Analık, doğum parası, işte emekli yardımı falan filan. Bunların aslında iki tanesi kısa vade, uzun vade birer fon. Sonrasında işsizlik sigortası fonu kuruldu. %3, %1 işçiden, %2 işçiden almak üzere. İki işverenden bir işçiden almak üzere. Aile yükler, yani aile destek sigortası tarafı kurulmadı. Yani biz bu tarafta Avrupa'nın dışındayız. Şimdi dolayısıyla da Kemal Bey bunun üzerine giderek çok da doğru bir şey yaptı. Aslında Avrupa şunu hedefliyor. O kadar çok kapitale, bu kadar çok para akıyor ki kapitalin aslında daha çok kazanabilmesi için ailelere bir fon oluşturuluyor. Yani belli gelirin altındaki ailelere bir fon oluşturuyor. İkinci slayta gelirsek şimdi iki partinin de ne yapmaya çalıştığını anlatacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada söylediği şey şu. Diyor ki ben bir fon kuracağım. Aynı işte bu uzun kısa vade işsizlik ve aile fonu gibi bir fon kuracağım. Geliri belirli bir düzeyin asgari ücretin altında olan ailenin ailelere bir fon oluşturacağım. AKP ne diyor? Burada da yine bir belirsizlik var. Çünkü bir kopyalama var anladığım kadarıyla burada. Yani o ne yaptıysa ben de onu yaparım mantığıyla. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi ki çok daha detaylı ama çok kafa karıştırmamak için net tarafları anlatıyorum. Aile asgari ücretin altındaysa bir fona dahil oluyor. Ve bu fona dahil olurken o aileden herhangi bir para alınmıyor. Aksine o aileye bir gelir tahsis ediliyor. Ama AK Parti'nin ben PDF'ine de baktım bugün. Hatalı olduğumu zannetmiyorum. Bayağı da araştırdım. Belirli bir ücret diyor. Yine bir belirsizlik var orada. Belirli yazsa da o ücretin ne olduğunu biz Ne bilmiyoruz. oldu? Ha, o işte, enflasyon o kadar hızlı yükseliyor ki ondan. Şimdi bir rakam bugün verse onun yarın bir anlamı kalmayacak. Onun için öyle diyor. Ya evet, belki de öyle bir durum var. Sonra diyor ki CHP, yani Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin aile gelir durumuna göre asgari ücretin iki katına tutarına kadar destek sağlayacağım. Burada aslında mantık ne? Anne, baba ve çocuk. Anne ve babaya birer asgari ücret vererek burada ailenin gelirini belli bir noktaya taşımaya hedefleniyor. Aile gelir durumuna göre yine AKP'nin bildirisinden okuduğum kadarıyla standart altında olanlara bir destek diyor. Hangi standart yine bilmiyoruz onu. Yani orada yine belirsizlik. Engelli CHP de diyor ki engelli çocuğu olan annenin sigorta primleri direktman ödenecek diyor. Annelere de evli kadınlara da emeklilik hakkı tanınacak diyor. Bu tarafa baktığımız zaman AKP de diyor ki mevcutta isteğe bağlı olan sigorta, yani atıyorum siz evde oturuyorsunuz
veya hiçbir iş yapmıyorsunuz. Zaten bu sistem Türkiye'de mevcut. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz Bağkur sigortasının 1/3 veriyor. Yani 3000 liraysa şu an 3000 liraya tekabül ediyor. Evet. 3200 falan. 1030 lirasını ben ödeyeceğim diyor. Ev kadının emekli hakkını doğum yaptığı çocuğa göre esnetilecek. Yani burada yine AKP diyor ki doğur. Yani çoğal diyor, doğur diyor. Ya ben buna gerçekten gülüyorum artık. Yani şuradan bir bizim kurtulmamız lazım. Yani o zaman ben şöyle sorayım Sayın Adalet ve Kalkınma Parti yöneticilerine. Bu kadar çocuk doğuyor ve ilginçtir. %20'ye varan genç işsizlik var. Yani doğurduk. Bizim hedefimiz ne? Genç işsizliği artırmak hedefimiz mi? Yani ben bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü gerçekten söylüyorum. Biz piyasanın içindeyiz Nevşin Hanım. Bir sürü çocuk, bakın bir sürü çocuk. Yani 20-25 o yaşlardaki çocuklar World Cup dediğimiz sistemlerden yurt dışında iş alıyorlar. Hiçbir sosyal sigorta desteğine hiçbir şekilde girmiyorlar bu sisteme. Dolar para kazanıyorlar. Bu çocuklar orayla çalışarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Hayatları klavye, bilgisayar, telefon ve sosyal medya. Bu çocukları biz hiçbir şekilde sosyal güvenlik sistemimizin içine çekemiyoruz. Anladım ne demek istediğinizi. Çalışıyor da görünmüyor, vergi de vermiyor. Uzaktan çalışıyor, güvencesiz çalışıyor. Şimdi bu işin tabii bir tarafı. Aynen. Şimdi gelelim vaatler ve yapılanlara. Şimdi bir iktidar partisi 20 yıldır bu tamamen OECD'nin dataları sosyal yardımların kamu harcamalarına, gayri safi milli hasılasına oranı. Şimdi bakalım biz Türkiye olarak sondan ikinciyiz. Değil mi burada? Yani buradaki ülkeleri görüyorsunuz. Bu gerçek data bu. Bu arada herkes ulaşabilir buna. Hı hı. Burada yani Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yılda, 21 yılda bizi getirdiği nokta aslında bu. Yani sosyal güvenlik, yani sosyal yardımların gayri safi milli hasılaya oranı çok düşük. Hep bizi Avrupa ile karşılaştırıyorlar ya. Yani Avrupa ile karşılaştırırsak ya da Avrupa bizi nasıl kıskanır? Mesela ben Fransa'da bir Macron olsam şunu kıskanırım mesela. Derim ki gerçekten kıskanıyorlar. Ya derim Tayyip kardeşim yani sen 22 yılda getirdin buraya ve sen hani %40 falan hala oy alıyorsun. Valla ben Macron olsam. Nasıl alıyorsun? İşte. Ama aslında doğru söylüyor. Beni kıskanıyorlar diyor yani. Türkiye doğru değil. Söylüyor. Erdoğan'ı kıskanıyor. Erdoğan'ı kıskanıyorlar bence. Bu tabii çok yani yoksullaşmayla da alakalı muhtemelen. O kadar, yani çok yani, düşük sosyal yardımla. Yani devlet kamu kaynaklarından devletin kişilerin insanların yararlanma oranı aslında bu. Yani buradaki verileri yine işsizlik fonundan yine gayri safi milli hasılaya göre kişilerin kazandığı para. Biz işsizlik fonu kurduk %3. Şimdi işsizlik fonunu kurduk. Adalet ve Kalkınma Partisi bu fonu kurdu. Şimdi hani aile destek sigorta fonunu da kuracağım diyor ya. Ne oldu işsizlik fonu? Gitti işverene destek olarak döndü. Yani şimdi verilen vaatlerin neye evrileceğini görmemiz lazım. 2018 yılında ne vaat edilmiş o burada ne olarak dönmüş mesela? Aynen işte zaten onu göstermek için yaptım. %3 sigorta primlerinden bir fonla yapıldı. Bu fonla işverene siz yani işverenin işe aldığı işçiye göre bir destek verildi. Yani şimdi bir daha bu iktidar bunu kurarsa ne yapacağını aslında görürüz. Son slayta geçelim. Emeklilik emeklilerin aldığı oran. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten emekliler zor durumda. Yani 7500 lirayla geçinmek gerçekten imkansız. Ben Kadıköy yakısında oturuyorum. Evim şeye gidecek. Ne derler ona? Yenilenmeye gidecek. Ya kira bakayım dedim. 25 bin liradan başlıyor. Evet. Yani evet. Siz bakın şunu açıkça söyleyeyim. Ben şunu da yadırgamıyorum da Adalet ve Kalkınma Partisi ve hatta sağ görüşlü partilere yadırgamıyorum. Çünkü dikkat ederseniz Amerika'ya hep yakınız. Liberal kafada olan yönetimler genel olarak büyük kapitallere çalışır. Sosyal tarafı yani daha çok halkçı olan partiler daha çok çalışanlara çalışır.
Yani ben bunu yadırgamıyorum. Yani sizin fundamentalınız, ülke yönetme tarzınız aslında kapitale hizmet ederse aslında sizin sisteminiz bu tarafa doğru gider. Avrupa'da sendikalaşmanın, sosyal evet. hakların yüksek olmasının sebebi aslında sosyal devletin daha çok gelişmesi demektir. Anayasaya şimdi, göre Türkiye'de bir sosyal devlet ama işte bizde yazanlar bir şey ifade etmiyor yani baktığınız zaman. Matematik yalan söylemez Nevşin Hanım. Ben matematiğe aynen. bakarım. Yani matematik... Ya bir de şeye geliyor mesela izleyiciler çok güzel yazmış bu şeylerle ilgili hakikaten öyle. Yani mesela bu mülakat konusunda yazmış bir izleyici. Hepsi için geçerli mesela. Ben anlamadım ki diyor. Hani sanki muhalefet partisi seçilirsem kaldıracağım diyorsa kaldır şimdiden o zaman diye. Yani. Ya da işte Coşkun Sorat diyor ki hepsini seçime bir ay önce gerçekleştirebilirlerdi. Hani millet nasıl olsa unutacak diye. Yapın o zaman sanki başkası mı var iktidarda yapabilirsin. Yani bunların vaat olması nedir yani çok anlamsız. Tabii benim de anladığım kadarıyla bunlara vaat bir şey anlam ifade etmiyor. Bu ekonomi politikası devam edildiği sürece onlar sadece vaat olarak kalır. Tabii yani bu kadar net. Yani bizim önümüzde şimdi asgari ücret artacak. Ben tahmini söyleyeyim 10.500, 11.000 bandında nette bir artış olacak. Yani sen şimdi enflasyonist bir ortamda ya bir de ben şuna da kızıyorum şimdi asgari ücret konuşmaya da başlayacağız. Biz enflasyonu gariban fırıncının ekmeği sattığı parayla asgari ücretli ödenen parayla kontrol etmeye çalışıyoruz. Çünkü en çok kontrol edemediğimiz nokta o. Başka hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Faizler yani bir tane enflasyon yani bir ekonomi politikası söylüyor. Maliye Bakanı daha onu telaffuz edemiyor. Yani ilk önce bizim bu telaffuzu halletmemiz lazım ki teknik olarak ondan sonra oralara geçeceğiz. Yani ekonomi zaten kötüye gidiyor. Ben şunu da açıkça söyleyeyim. Kim gelirse gelsin seçimden sonra çok sıkı bir sorunlar silsilesini göreceğiz. Kesin. Kim gelirse gelsin. Kesin. Orhan Oğuz teşekkürler sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi bir